Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Bugünlerde Yunan medyasının konuştuğu tek konu 12 deniz mili konusu şu başlık kullanılmış: ya şimdi ya da asla. Türkler karasularımızı 12 deniz miline genişletmekten korkuyor ve Ege'deki başarıları kabul etmeme konusunda uyarıyor şeklinde Yunan basını yine komik cümleler kullanmış. Yunan medyası neden ya şimdi ya da hiç diyor derseniz, şu şekilde bir analiz haber servis edilmiş. Eğer Yunanistan'ın geç kalıp bu hamleyi 2023'te yaparsa şu sonuçla karşı karşıya kalacağı cümlesi kullanılmış. Bu aşamada böyle bir şeye kalkışırsak Türkiye'yi askeri nedenlerle olağanüstü hal ilan ettirebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de seçimler ertelenebilir ve Türk vatandaşları Erdoğan'ın etrafına toplanabilir. Böylelikle Erdoğan'ın ekmeğine bu tereyağı olacaktır. Dolayısıyla Yunanistan bir an önce 12 deniz miline çıkarmalıdır cümlesi kullanılmış. Deniz hukukunu uygulayarak Ege'de karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için Yunanistan'ın son derece avantajlı olduğu fark edildi. Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası izolasyonuyla birlikte bazı yürüttüğü ittifaklar önümüzdeki dönemde bu eylemi gerçekleştirmek için Yunanistan'a ciddi avantaj teşvik ediyor cümlesini kullanmışlar. Bu aşamada Türkiye'deki iç gelişmelerin Erdoğan'ın olgun bir meyve gibi düşmesi gibi şekillenmesiyle bekle gör tutumu izlememiz gerekiyor şeklinde yazmışlar. Yunanistan'ın yakın gelecekte Ege'deki karasularını 12 deniz miline genişletmeye çalışacağına dair yaygın bir his varken böyle bir eylemin alacağı tepki de dikkat çekiyor. Görünüşe göre Yunan hükümetinin yeni uçak ve savaş gemisi alma kararı Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye lehine değişen güç dengesini tersine çevirmeye niyetini taşıyor. Atina Başbakan Kyriakos Mitsotakis yönetiminde Washington'la ilişkileri geliştirirken Rusya ve Çin aleyhine ilişkiler güçlenmiş durumda. Yunan medyasında Türkiye'nin hayal kırıklığı alt başlığı kullanılmış. Söylemeye gerek yok, Türkiye komşusunun askeri teçhizata aşırı harcama yapmasından daha mutlu olamazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın bir bütün olarak Amerikan üssü haline geldiği konusunda uyardığını, bunun dışında Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da sık sık bu tarz açıklamalar yaptığı Yunan medyasında ifade edilmiş. Görüldüğü gibi Yunan medyası kafayı 12 deniz miline takmış durumda ve bunun bir an önce, seçimler gelmeden önce yapılmasını istiyorlar. Dünya genelinden diğer haberlerimize bakalım. Güney Afrika'da parlamento binasında yangın çıktı. Çatıya kadar ulaşan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı da duyuruluyor. Görüntüler Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'dan. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından şu açıklama yapılıyor: tamamen milli imkanlarla üretilen atılım, jet, motor, bremzi, uzman uçak bakım personeli tarafından jet uçaklarımızın periyodik motor bakımları ve arıza giderme işlemleri sonrasında motor yer tesiri için kullanılıyor cümlesi kullanılmış. Yine Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan ikinci duyuruda Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı emrinde 45. dönem 1. sınıf dalgıç özel ihtisas kursunun başarıyla tamamlandığı ve personelin bu kapsamda diplomalarını alıp bravörlerini takarak mezun olduğu duyuruldu. Rus savaş uçakları dün İdlib'i vurmuştu. Bugün de bombalama devam ediyor. Rus savaş uçakları İdlib'in batısındaki Şeyh Yusuf ve Arap Said köylerini yine vuruyor. Fransa dün devraldığı AB dönem başkanlığı nedeniyle Şanzelize zafer takına Avrupa Birliği bayrağı asmıştı. Fakat siyasetçilerden gelen tepkiler üzerine bayrak kaldırıldı. Bizim bayrağımız AB değil, 3 renkli Fransız bayrağıdır şeklinde tepki geldiği ifade ediliyor. Fransızlar 2005 referandumunda da bunu reddetmişti, hatırlatalım. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den açıklamalar geldi. İsrail'in güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Bu devleti kurduğumuz ilk günden beri durum böyle. İsrail kendini İran'a karşı koruyabilir açıklamasına yer veriliyor. Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetleri arasında işbirliği kapsamında görüşmenin yapıldığı duyuruldu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Han'ın inşa ettirdiği büyük kütüphanenin açılışı gerçekleşti. Dünyadaki 190'dan fazla ülkenin sadece 18'inin kendi alfabesi olduğunu, bunlardan da yalnızca birisinin Afrika'da bulunduğunu söyleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Han'ın sözlerine dikkat çekiliyor. Etiyopya'nın resmi dininin Amharca olduğunu ve asırlardır kullanıldığını hatırlatalım. Pakistan Başbakanı İmran Han, İngiltere'den Lord Daniel Hannan'la İslamabad'da Başbakanlık binasında bir araya geldi. Pencap valisi Muhammed Sarvar'da hazır bulundu. Lord'un, Başbakan'ın 10 milyar ağaç programı da dahil olmak üzere Yeşil Pakistan vizyonuna övgüde bulunduğu duyuruluyor. Kuraklık, artan kur ve yanlış tarım politikası son bir yılda Türkiye'deki buğday fiyatını 2250 TL'den 4500 TL'nin üzerine çıkardı. Türkiye'de 2021'de 20,5 milyon ton olan buğday üretiminin 2022'de 19 milyon tona düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ihtiyacı ise 20 milyon ton. Dolayısıyla Türkiye buğday ithalatı yapmaya mecbur. Zaten Türkiye Rusya'dan buğday ithal edip makarna olarak bunları dünyaya satıyor. Diğer haberimiz, Avrupa İslamofobi raporu servis ediyor. Avrupa'da İslam karşıtlığı şiddet eylemlerine dönüştü. Uluslararası kuruluşların hazırladığı rapora göre Avrupa genelinde bu kapsamda faaliyetler artmış durumda. Özellikle Almanya, Danimarka, Fransa, İspanya, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Finlandiya ve Estonya'dan bahsediyoruz. Bununla ilgili Anadolu Ajansı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı OSKE'ye dayandırarak haber servis etmiş durumda. Diğer haberimiz, Katar'ın Libya Büyükelçisi Dibeybe ile görüştü. Libya Başbakanı ile yapılan görüşmede Büyükelçinin iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları harekete geçirmek istiyoruz açıklamasına yer verilmiş. Bilindiği gibi Misrata deniz üssünü Katar finansmanıyla orada inşa edilmesi bekleniyordu. Fakat deniz üssünün inşası 2 yıl geçmesine rağmen başlamadı. Dolayısıyla ordumuz hala orada deniz üssüne sahip değil. Sadece bazı bölgelerde bulunan küçük çaplı Libya ordusuna ait üsler kullanılıyor. Tabii ki Vatia üssünden bahsetmiyoruz, deniz üslerinden bahsediyoruz. Bu kapsamda Katar'ın Libya Büyükelçisi Halit Dosari, Başbakan Dibeybe ile görüşmüş durumda. Bizzat Katar'ın Libya Büyükelçisi tarafından resmi açıklamayla duyuruluyor. Evet dostlar, biz de böylelikle haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Hükümeti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz.